Hatay İl Kültür Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sayın Ali Türetken Bey'i kısa bir konuşması için kürsüye davet ediyorum. Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinizi derin bir sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bundan 2 hafta önce biz Antakya'da gene 2012 yılında yitirdiğimiz 4 şairli edebiyatçı arkadaşımızı, üstadımızı almak üzere onlara saygılarımızı ve bağlılığımızı, saygımızı sunmak üzere güzel bir etkinlik oldu. Türkiye Yazarlar Sendikası Antakya Temsilciliği ile birlikte. Tabii o bir farklı bir organizasyondu. Burada farklı bir şeyle karşılaştık. Buradaki pozisyon çalışma arkadaşlarını tabii şöyle hafif bir kenara koyarak tek kişilik bir ordu olarak gördüm Nebil Hocam'ı. Ben Nebil Hoca için bir alkış istiyorum. Çalışma arkadaşlarından bahsederken zaten sevgili kardeşimizi ve Muhsin Bozmacımızı da buradan bir de anmadan geçemeyeceğiz. Antakya başka bir kent. Gerçekten başka bir kent. Bugün Burhan Günel'i almak üzere buradayız. Bursa'dan gelenler var, Ankara'dan gelen dostlarımız var, edebiyat, sanat, şiir dostları var. Bu manada, bu topraklarda, bu coğrafyada kültür ve sanat kendini besleyecek, var edecek havayı, suyu, toprağı, güneşi görüyor. Biz Antakyalılar bu anlamda çok şanslıyız diye düşünüyorum. Ankara dedikleri zaman da Ankara bana ayrı bir heyecan veriyor. Çünkü benim hayatımda gördüğüm ilk büyük kent. Devlet parasız yatılı okuduğum kent. Türkiye'nin çok zorlu yılları, 76-77 yılları vesaire. Ankara'dan da gelen dostlarımız var, onlara da hoş geldiniz diyorum. Sanıyorum burada bir kardeşimiz var. Geçen etkinlikte de beraberdik, İstanbul'dan gelmişti herhalde. Hoş geldiniz. Keyifli birkaç gün beraber geçirmiştik. Ben konuşmamı çok uzatmayacağım değerli arkadaşlarım. Bugün bu dostlarımız çok güzel bir sofra kurmuşlar burada. Sofrada her şey var. Şiir var, edebiyat var, türküler var, duygusal anlar var. Ben konuşmamı başka bir yöne çekeceğim. Çünkü ben rahmetli Burhan Günel'le birebir hiçbir anda olmadı. Onu en iyi anlatacaklar, onunla birlikte olanlardır. Birlikte gülenler, belki birlikte ağlayanlar, birlikte acı çekenler. Onlara bakacağız o büyük üstadı anlatma için. Ama ben biraz sanata dönmek istiyorum, şiire dönmek istiyorum. Sanat dediği yani şiir asidir, isyankardır, başkaldırıcıdır. Ve her zaman muhaliftir. Bursa cezaevinde Adalet Bakanlığı Başmüfettişi ya çağırdı demişti bu Nazım Hikmet. Çağırmışlar. Mavi gözlü, sarı saçlı, sahurlu, fakir. Sen misin demiş Nazım Hikmet. Benim demiş. Şöyle bir bakmış boyun kapısına. Tamam demiş, gidebilirsin demiş. Nazım Hikmet susmaz ya, kapıyı yönelmiş, sonra geri dönmüş. Başmüfettiş demiş. Sen demiş, Ömer Hayyan'ı tanır mısın? Tanmayan var mı demiş Ömer Hayyan'ı demiş. Peki Ömer Hayyan'ı süren hükümdarı tanıyor musun demiş. Yok demiş. Şimdi iyi dinle beni demiş. Bir gün bütün dünya Nazım Hikmet'i tanıyacak. Ama değil seni, senin Adalet Bakanlığı, senin Başbakanlığı hiç kimse hatırlayamayacak demiş. Bu anlamda edebiyatçı, şair, yazar, isyankardır, yaratıcıdır, inatçıdır, yüreği çok incedir ama bazen sonuçlara ne olursa olsun susmayandır. Biz Antakyalılar bu anlamda şanslıyız diye düşünüyorum. Çünkü epey bu alanda yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Zaman zaman Nebil arkadaşımın programlarını dinliyorum. Sağ olsun her yeni yayınladığı kitabında bir tanesini bana getirir, imzalar getirir.
İşte 2012 yılında yitirdiğimiz 4 şahin edebiyatçı. Bunlardan bir tanesi saygıyla attığımız Burhan Güler. Onun dışında Elif Sas tutan, kalemi yazan, türküleri çok güzel söyleyen, yakan, anıtlar yakan genç kuşak kardeşlerimiz de var. Biz orta yaşa geldik. Onlar da inatla bu işin peşinden gidiyorlar. İyi ki varlar. Thales'in dediği gibi felsefenin babası kabul edilir. Bir ülkenin türkülerini yakanlar, o ülkenin kanunlarını yapanlardan çok daha güçlüdür. Bu türküleri yakanlar, bu şiirleri yazanlar, söyleyenler, güzel güzel öyküleri kaleme alıp bizlere, topluma, geleceğe, gelecek kuşağa bırakanlar, evet, bu ülkenin kanunlarını yapanlardan çok daha güçlüdür. Ondan 1000 yıl önce söylenmiş şiirleri, yazılmışları keyifle okuyoruz. Bize ışık oluyor, güç veriyor. Bu anlamda bu tür etkinliklerin toplumsal gelişimimiz, gelişim dönüşümümüz üzerinde çok büyük etkileri olduğuna inanıyorum. Ve böyle küçücük bir şehirde bu tür ziyafetler çölde kalıp susuz kalmak kalınlarında bir tas su gibi ruhumuzu zenginleştiriyor, okşuyor. Huzurunuzda Nebil arkadaşıma ve çalışma arkadaşlarına, bu işte emeği olanlara, çorbada tuzu olanlara, uzak yerlerden gelip bizi burada aydınlatan edebiyatçı, sanatçı dostlarımıza huzurlarınızda sonsuz teşekkür ediyorum. Bu dostlarımızı hiç mi, ama hiç mi yanında bırakmayacağız. Hepinize en derin sevgili saygılarımı sunuyorum.